Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın seyircilerimiz, Ramazan'ın 5. günüdür. Tekrardan Ramazan'ımız kutlarım. Allah orucunuzu ve taatlarınızı kabul etsin. Karşımızda ben Şif Hanan, değerli ekibimle Ramazan sofrasının programının sizüte Türkmeniyeli TV'nin ve tabak şirketiyle ortaklaşa sizüte sunacağım. Umarım her şey güzel olur ve gevlüze göre olur. Bir gün menümüzde 4 çeşit yemeğimiz var. Ama mutfağa gitmeden önce değerli bir misafirim var. Ona hoş geldin demek isterim. Günay Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol Hanan abla. Ramazan hayırlı olsun inşallah. Sağ ol, sağ ol. Ramazan hayırlı olsun. İyi Ramazanlar görürsün. Sağ ol, çok Ramazanlar görürsün ya Rabbi. Bir gün menümüzde 4 çeşit yemeğimiz var. Onu gel buraya birlikte seyircilere açıklayalım. Ramazan başlayana hep ağır yemeklere gelirdik. Tamam. Bir gün biraz değişik dedik, biraz hafif yemeklere geçeceğim. Bir gün bir tava çababı yaparız. Malzemesinde, gerekli malzemesi 500 gram dana eti kıyma şeklinde. Burada bir adet patatesi rendelenmişiz, suda dilendirmişiz, hatta ki karalmasın. 2 orta boy soğanı da rendelenmişiz. 2 adet kabağı da aynı rendelenmişiz. 4 kaşık galeta unu. Galeta unu da her markette bulunur. Eğer bulmasanız da özünüz evde bayit ekmek var ise onu tartabilirsiniz. Ve güzel biraz pul biber, biraz tuz, biraz da baharat bıraksanız aynısı olur. Burada da tabak şirketinin çok lezzetli çabuk baharatlar var. Ondan biraz da eklesek daha lezzetli olur. Bir tutam maydanoz. Biraz da ona ihtiyacımız olacaktı. Biraz da domates salçası. Tuz, karabiber. Tabağında karabiberi çok lezzetlidir, çok da iyisidir. Kebabımızın tarifini aktardık. Gelin bakalım yanında ne yaparız? Bir gün kanat yaparız. Tavuk kanatı. 500 gram tavuk kanatı. Yıkamışız, ucularını kesmişiz. Buna ne bırakacağız? Domates salçası. 2 kaşık domates salçası, 2 kaşık yoğurt. Tabak baharatının da çok lezzetli. Soğan pudraları var, aynı vaxtda da sarımsak pudraları var. Bunlardan ekleyeceğiz. Tuz ve paprika. Paprikanın da iki tuhur var, hem acılı hem de tatlı. Her ikisinden birer biraz bırakacağım. Hepsi de baharatlarımız tabak şirketinin baharatıdır. Lezzet dolu yemekler tabak baharatlarından katsak çok lezzetli oluyor yemeklerimiz. Burada da biraz pul biber, biraz da dedik kebap, tavuk baharatı var. Tabağın tavuk baharatı var, çok lezzetlidir. Biraz da ondan eklesiniz çok güzel olur. Aynı bu yaptığımızda edebilirsiniz kanatı ocağın üzerinde pişirirsiniz, edebilirsiniz de fırına yollayasınız. Kanatı da aktarmış olduk. Gelin çorbamıza. Bir gün geleneksel yemeklerimizden birin asçiden analarımız yaptığı yemeklerden kabak, gözlü kabak çorbası yaparız. Burada 3 adet kabağın kabuğunu almışız ve pek yıkamışız. 4 diş sarımsak. Burada yarım bardak pirinci de yıkamışam, suda dilendirmişim. Onu şu şekilde ezeriz, ondan sonra çorbaya bırakırız. Burada da 2 bardak domatesin püresi, tuz, karabiber bırakırız. Çorbamız da bu kadar idi. Tatlımızda da gelin. Şirket tabağın çok güzel pudingler var. Şokolatalı pudingdi. Bir gün ondan yapacağım. Burada puding, aynı vakta tabak şirketinin pudra şekerler var. Her zaman tatlı yapın da pudra şeker eklesiniz.
daha lezzetli olur, kavamı da daha güzel olur. Aynı vaxtda da diyarıq, tabak şirkəsinin də güzellikçi, süsləməkçi kek süsləməklər var, rəngli, çok güzeldir. Bu Hindistan cevizi. Tərifləri verdik, başlayalım. Hatun, neyden başlayaq, ne deysən? Kebabdan, yoksa şeyden, kanattan. Kanat yok, hatta bileyler özün. Tamam. Hatta şey olsun, olur. Özün alsın. Burada maydanozu doğrasal yardımcı olsun. Tamam. Memnun olma. Yok, teşekkür ederim. Memnunum. Ramazanınız necə getirir? Valla hamdolsun, çok güzel. Çok yüngüldü bu Ramazan. Çok yüngüldü. Çok güzel. Yani serine düştü. Allah'a şükür, hava durumu da hoştu, serindi. Bıçağı da veririm. Buyurun hatun. Sağ olun, teşekkür. Ben de çababım yavaş yavaş. Önceden diyedik kanatı. Kanatı şeydi sen. Kanatın sosun yaptın. Sosun, he. Hatta özünü şey için. Kanatı da her zaman geceden yapsağız daha da lezzetli olur. Bunun sosun yapıp içinde batırsız o güzelce silifona, streç laylona vurasız. Buzdolabında bıraksız özün. Çok güzel olur. Yoğurt, 2 kaşık yoğurt, yoğurt oğlu, süt de oğlu. Yerler süt zifirin aparır. Zingin, zifirin, hepsini aparır. Yoğurt da aynı vaxtda, yoğurt da çok. Yoğurt kızardar, güzel kızardar. Güzel özüm. Renk verir özüne. Yavaş yavaş bunlar karıştırırız. Biraz da sıvı yağına ihtiyacı olur, sosu. Hatta ha öz yağında da pişirdik özün. 1-4 kaşık da sıvı yağ. Çok da bırakmamın. Yoğurdu. Domates salçasını önceden karıştırdık. Biraz acılı yapak özün. He. Bir az. He, biz... Çok tatlı olur. Çok lezzetli olur. Tabak baharatının da iki tühür şeyler var, paprikalar var. Hem acılı hem de tatlı. Her biz de her tabak şeyini istemeli de. Çok iyisidir, çok lezzetli. Çok lezzetli olur. Biraz paprika keskininden, acılısından, biraz da tatlısından. Hem rengini de değiştir aynı vakitte. Dedik, tabak şirkasında pudra sarımsaları var. Aynı vaxtda da pudra soğan. Her birisinden de biraz bırakırıq. Karabiber. Karabiber, ben diyorum, bitkilerde en önemli şey. Hangi önemlidir? Çok yemeğin dadını değiştirir, lezzet katar yemeğe. Her yemeği de bırakırıq. Her yemekten. Bırakasın. Ben hatta çok bas yarpağa şey karabiber. Karabiber. Yarpak da dolma dediğimizde aynı onun da bas karabiber. Lezzetli baharatı var. Var. Memçiler yemezler. Bas derler karabiber. Karabiber. Aslında bu miyu yarpağında. Miyu yarpağında ama o da onda çok lezzetli. Çok tatlı çıkarım. Tabağın, dolma baharatını tavsiye ederim, çok lezzetli. Onu markette biz hep evimizde tabak malıdır. Baharatını, iyisidir. Burada sosumuzu hazırladık. Bir az suya ihtiyacı var, bir az, yok çok. Elma sağlık, öz kabına döndürsün, tamam. Memnun olduk. Yok bir şey, memnunum. Sosumuz hazır oldu. Suyun bırakın. Oha boşaldasan. Tavuk kanatların güzelce bu sosa bekletirik. İlk kenarda bekletirik. Önceden çabağımız yaparız. Ondan sonra tavuğu güzelce hızlı da pişer. Tamam. Elma sağlam. Oraya bırak, sağlayın buraya. İhtiyacımız kalmadı.
sosumuz hazırdır. Tavuk kanatında önceden yıkamışız. Teçer teçer yaptığımız sosta dilendiririz. Ne kadar sosta kalsa dilense canlı çeker ve lezzetli olur. Sürekli demini alt üst yaparsız dedik. Bizim süremizden dolayı hazır ögüzde bunu hazırlarız ama geceden bunu sosta dillendirseniz ne kadar bir gece yatsın. Çok güzel çok olur. Güzel olur. Buzdolabında. Var sirke de bırakır. Sirke de olur sirke ama de sirke de olsa beyaz olur. He. Sirke bıraktığımız vakitte nidarak bir kaşık bal. Var. Bala ihtiyacımız olur. Yen şeker, yen de bal. Hatta ki rengini kaybetmesin. Tamam. Güzel renginde kalsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tavuğun kanatını güzelce sosta tamamen dillendirdik. Onu bir kenarda beklettiririm. Kaptırırsam. Gelağın çabamızı yoğurak. El basarlar. Burada çababı da herkes dana eti yapar. Dana eti kıyma şeklinde. Biraz da %30 yağlı da. Biraz kuyruğu da var. Daha lezzetli olur. Yağlı olur. Bunu bizler diyar zilbiye. Onu şeydim. Onu da suyun sızsa mümin olan. Burada arkadaşlar 2 adet kabağı yıkamışıq, kabuğunu almışıq, rendelamışıq. Rendeladığımız malzemenin elde şu şekilde sıxarıq. Tamamen suyu gider, ondan sonra kıymanın üzerine bırakırıq. Onu da yavaş yavaş bırakırıq. Bu su biraz şey eder özüm, kıvamın bozar bizimki. Gördüğünüz gibi hem patateste, hem kabakta, hem soğanda su var. Biz de o suyu istemiyoruz, ihtiyacımız yoktu. Dedik tamamen elden sıxarıq. Suyu geçsin, ondan sonra güzelce kasamıza bırakırıq. Çok su bir şey değil. Rendeladı bizimki malzemeni. Sağ ol. Malzemeni de ne kadar hurda rendelesiniz o kadar güzel geldi. Burada da bir orta patatesimiz var. Onu da rendeladık. Gördüğünüz gibi aynı suyunu verip suyunda sıktık. Malzemenin hepsini bıraktık. 500 gram eti, 2 adet soğanı, rendelenmiş soğan, 2 adet rendelenmiş kabağı, 1 adet patatesi, onu da yıkamış idik, suda bekletmiş idik, onu da rendelenmiştik. Suylarını sıktık ve kasamıza bıraktık. Burada 2 tatlı kaşığı tuz yeterlidir. Kaşığı olmasın. Tabağında güzel karabiberlerini bırakırım. Domates salçası adam var bırakmaz. Ben biraz bırakırım. Bu güzel imşak eder. İmşak eder. Bir güzel renk ben bırakmam. Veririm. Ben kuru severim. Biz de galette onu bırakırız. O da biraz bir böyle kuruluk verir özüne. Dedik de tabağın lezzetli baharatı var. Tavuk baharatı, kebap baharatı çok güzeldi. Baharatlar kuvvetli de hemen burnuna girer. Önceden malzememi şu şekilde yoğururum.
ne kadar yoğursak o kadar güzel gelir. Kebabımız yoğurunca o kabağı doğrasa o bizim çıxartalım. Tamam. Tamam, bunu bırak. Kabağımızı da minik minik doğrarıq. Tamam. Küp küp doğrarıq, buyurun. Bunun maydanoz sevan maydanoz bıraksın. Çerağız sevan çerağız bıraksın. Yavaş yavaş. İlave ederiz. Hurda hurda bu. Hurda hurda. Şorba olduğu için hem hızlı pişer hem de güzel olur. Avarçı nenelerimiz hep böyle şorba yapardılar. He? Gözlü patlıcan haşı, gözlü kabak haşı. Var şey bırakar özüne. Nohut da. Nohut da nohut olur. Haşlanmış nohut. Daha güzel olur. He. Kebabında bir sürü çeşit yapmağı var. Adam var dere otu, şibit bırakır. Şibit bırakır. O da he. Hoş olur. Şibit bırakır. Dere otlu kebabı o da hoştu. Ama çoklu. Maydanoz. Şey var. Maydanoz yende çerağız. Çerağız. Bir kez kerevuz acı eder. Maydanoz. Maydanoz da hı. Daha lezzetlidir. Her ikisi de güzel geldi. Gördüğünüz gibi her şeyin katık gelagın galette ununa. Galette unu da dedi. Her markette var. Galette unu dediğinizden bulabilirsiniz. Bulmasanız da baktıysanız biraz fiyatı üskekti. Özünüz kendi elinizden yapabilirsiniz. Daha da peçetemiz güzel olur. Bayit ekmek kaldı evde, he. Onu tartasan. Ekmek oğlu, somun oğlu, somun da olur. Güzel, somun da olur, ekmek de olur ama ekmek hafif olduğu için daha güzel. Mekineye vursan, tartasan. Ha, 52 Türk mekineye vurasan. Bu kadar yeter. Şimdi ona gelir. Onun her zaman miqdarın verebilmərik, deyərik, ehtiyacımıza görə un bırakırıq. Öz-özün tutunca onu bırakırıq. Ey hatun, bir gün iftarını hazırlayıbsan inşallah. Bir gün şıx məhşi etmişik. Əlva, sağlı. Sağ ol, sağ ol. O gün gördüm, çox güzəl yaptım. Çox güzəl idi, inşallah. Əlva, sağlıq və afiyyətdən yazsın. Sağ ol, var olasın. Və tatlı ne yapsın tatlı, inşallah? Tatlı, mən etmirəm, bacım bəzbusi edir. Bəzbusi, sən bəzbusi, de yaptın. Bacım evdə edir, hə, hə. Bəzbusi edir, hoş bir tatlıdır. Bacım. Mən hazırladım şıxma kişini, öz deyil, mən tatlı edirəm, bəzbusi. Biz de hazırladım şıxı, inşallah Ramazan boyuca. Çok güzel, güzel. Baklavadi, künafadi. Türlü türlü tatlılar inşallah yaparam. İnşallah. Her gün bir çeşitim. Pasta da kek yaparız inşallah. İnşallah. Tabak şirkasının da lezzetli kekler var. Çok güzel. Ondan da inşallah yapacağı hızlı şekilde hazır olun. Hamurumuzu yoğurduk. Biraz da ona ihtiyacımız var. Bu kadar yeter. Tava kebabı da hoştu. Sühürlükte de sühürlükte. Edebilirsen, kızardasan. Ve sühürlükte ne yapsız hatun? Vallahi sühürlükte ben şey yemem yani, pilav milav yemem. Şey, bes peynirdi, yoğurtu. Anaştalık gibi, aynı biz de bile. Bes valla uşaqlarım ister, makaron ederim özleri için. Hafif hafif yemekler. Uşaqlarım ister. Bakarıq şeyine, kıvamına bakarıq. Çok güzel oldu. Bu kadar yeterliydi. Alo, sağlık. Bir şey değil canım. Burada tavada bol yağımız var. Onun altını çalıştırırız. Diğer tarafta da tencerenin de altını çalıştırırız. Yavaş yavaş şorbanı yaparız. Tamam. Bunu bırakabilirsen. Yağımız biraz sıcak olunca şorbaya başlayalım.
Burada da bir tava bu tarafa getiririz. El ve sağlık. Bir şey değil. Biraz basam temizleyeyim. Bu sarımsağı da doğrasa memnun olmam. Tamam, ya memnun olmam. Biraz sıvı yağı tencereye bırakırım. Sarımsak sevan, sarımsağı kızartsın. Sevmeyen de kızartmasın. Kabakları yavaş yavaş tenceremize bırakırız. Kızarsın. Burada da kanatı getiririz. Sosta beklettiğimiz, zilentirdiğimiz kanatı şu şekilde tavaya düzeriz. Bir telefon bağlantımız da var. Onu alalım. Alo, buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Ramazanınız hayırlıydı inşallah. Zuzan, sağ ol hayatım. Alo, sağ ol. Sağ ol. Kimiden görüşürüm? Mineyden. Baştan göz iste Mine Hatun. Buyurun, bir soru var idi, bizden sorurdu. Ha, valla ben dedim, Sultan cevap ne cevap? Ne cevabı? Sultan. Sultan cevabın. Gözüm üstte. Onu da inşallah sağlıklı açıklarım. Alo, sağlıklı istedim. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok memnun olduk programımıza katıldığı için. Sultan cevabını sordu arkadaşımız Mine. Onu da inşallah gelen bölümlerde yazmışam, yapacağım. Şimdi de tarifin veririm. Burada kanatın biraz bir bardakça suyun bıraktık ocağın üzerine bıraktık özün. Sultan kebabın tane etini güzelce doğrayasan, haşlayasan ve tamamen kızardasan. Evde ekmek var ise yani bayit ekmek, onu güzelce kesesen, yani çok da kuru olmasın. Bir günün yarını bıraksa daha güzel olur. Çok da imşak olmasın. İmşak olsa olsa hepsini çeker canına. Geceden bıraksa, yarınsa yapsa çok güzel olur. Bunu kesesen, yem bıçaktan yem de mutfak makasıdan kesirse güzel olur. Hepsi bir şekil Meşkın. Olur. Onu bir kaba bırakasan. Manita bir sos hazırlayasan, yağda domates salçasını kızardasan ve güzel baharat, tabak baharatlarında lezzetli pul biberden, karabiberden eklese çok güzel olur. Sosun kızardasan, domates salçasını biraz da bir kaşık da acılı sevse, şatta bıraksa çok lezzetli olur. Biraz da su veresen özne karıştırasan, ocağın üzerinde söndüresen. Bir kasede yoğurdu var. Yoğurdu da aynı tuz bırakasan ve biraz karabiber. Getiresen ekmeğin üzerine önceden yaptığı kırmızı sosu. Ondan sonra güzelce etleri de hepsini kızardıpsan ve pişirdipsen. Üzerinde de yoğurdu bırakasan. Bir telefon bağlantımız da var, onu alalım. Alo, buyurun. Selamun aleyküm abla. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Konağı da diyelim, hoş geldin. Hoş buldun, sağ olasın. Abla, dilem külçe imşak olmak için ne koyayım içine imşak olur? Sen külçe ve imşak olsun. İmşak olsun. Tamam. O zaman önceden bilmedik kimiden görüşürüz hatun? Zeynep. Baştan göz üstte Zeynep hatun. Böyle. Külçe ve istirse imşak olsun, biraz yoğurt bırakasan. Yoğurt çok güzel yedir yani, özün. Bir yani kaşık yoğurt, bir de kavartma tozu. Yoğurt, koyun yoğurdu, inek yoğurdu fark etmez. Yoğurt hamurlarda çok lezzetli çıkar. Bir de kavartma tozu. Aynı vakitte de hiç sıvı yağında, yani zeyt yağında hiç yoğurma özün.
Hiçbir zaman sıvı yağında yoğurmayın külçanı. Tamam. Çünkü koru eder özün. Tamam. Bir tarafa getirsek. Çok yardım edin sana. Birlikte kızardağın. Teşekkür ederiz Zeynep Hatun programımıza katıldığı için. Külçanı de inşallah Ramazan'ın sonunda yapacağız. Bayram için. İnşallah bayram hazırlayacağız. İnşallah. O kabı verse memnun olalım. Burada gördüğünüz gibi bu tarafta kanatımız pişiri. Burada da çorbamızın kabağın sarımsağı kızarır. Bu tarafta da kebabı kızartacağız. Kebabı da bir telefon bağlantımız var. İsra arkadaşımız bizi Arafa'dan arayıp. Alo, buyurun. Alo. Buyurun. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Hayırlı Ramazan olsun İsra Hatun. Sağ ol, sen ecmain kızım, merhaba. Sağ ol. Ramazanınız nece geçirir? Valla, hamdolsun. Allah'a şükür. İnşallah hayırlıktan, can sağlıktan. Sağ ol, sen amin ecmain. Ya Rabbi, ümmetmedin Muhammed'in içine. Amin ecmain. Birem, ruh sağlığı güzel yemekler etsin. Sağ ol, ne diyemek? Birem, ben size rahmetsiz sualım vardı. Buyurun, sorabilirsen. Perde pilavının şeyini istedim. Perde pilavın tarifin. Bəli. Tamam, indi açıklarım sağ ol, inşallah. İnşallah. Çok memnun. Sağ ol, biz memnunuz programımıza katıldığı için. Teşekkür ederiz, hatun bize katıldığı için. Bizden perde pilavın tarifin istedi. Perde pilavı da yapacağız. Ben... Çok güzel el ve sağlık. Bir kızartmak. Bir şey yapacağım. Perde pilavı da bunun önceden biryanisini yaparız. Bir küçük soğanı kızartasın. 2 diş sarımsaktan. Ondan sonra bir kase şerriye birlikte kızardısan. 3 bardak pirinç yağ yesen. Üzerine alasan. Baharatlar da güzel baharatları edebilirsen. Tavsiye ederim. Tabak baharatları çok lezzetlidir. Ondan alasan karabiberdi, sarı çöçtü, biryani baharatıdır. Edebilirsen bırakasan karışık bezelye, badam, çişmet kızardasan. Bunu için hamirde yen özü yapasan, yen hazır var. Pişir desen suyun çeker, ondan sonra hamiri kablayasan ve biraz fırına yollayasan hamiri kızarınca. Bir telefon bağlantımız var. İlef annasından, tuz hurmatıdan bize katıldı. Alo, buyurun. Selamun aleyküm, ne desin? Gözüm üstte. Programımıza hoş gelipsin. Valla hazretim. Pizza tarifini istedim. Neyin tarifin? Pizza malı. Pizza? Pizza. He, pizza. Baştan göz üstte. Sana hoş geldin. Hoş bulduk. Misafirimize diri hoş geldin. Ha, hoş bulduk, sağ ol. Sesin var biraz olsun. İyi gelmiyor. Eşitmedim, kusurumu affeyle. Hayatım affeyle, aman abi. Hayatım. Teşekkür ederiz ablamız, Duz Hurmatı'dan bize katıldı. Buradan saygı ve selamı tüm Duz halkına olsun. Bizden ablamız pizzanın tarifini istedi. Pizzanın da tarifin 1 kilo una, 1 kaşık şeker, 1 kaşık da tuz bırakasan, yarım bardak süt, toz sütü çok güzel gelir. Bir kaşıkta şey, maya, kuru maya. Ondan sonra şeker de dedik. Şeker, tuz, süt, kuru maya.
Bir yarım bardak da sıvı yağı. Sıvı yağı da çok güzel eder özün. Yoğurmakta da çok kolaylı olur ve lezzetli olur. İhtiyacı olana kadar ne kadar aldı su, o kadardan yoğurasan. İç harcı da sana bağlıdı edebilirsen, sebzel yapasan edebilirsen, etli yapasan, yan tavuklu yapasan. Bir telefon bağlantımız var. Muhammed Annası, buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Ramazanı da hayırlıdır inşallah. Bismillah, bizden size Ramazanınız hayırlı olsun. Aleyküm olsun. Hayran abla bu güzel yemeklere. Sağ ol, hayırlıktan inşallah. Can sağlıktan yaparsınız ve can sağlıktan yersiniz. Nece geçirir Ramazanınız? Musafraya da hoş geldin diyerek. Aleyküm olsun, güzel yemeklere. Hoş bulduk, sağ ol hayatım. Hani abla bir sorumuz var zahmetsiz. Buyurun. Dedim şu musbet hayanın tarifini istedik. Musbet hayanın tarifin. İndi açıklarım sağçı gözümle. Bir gün Muhammed Lenasi iftara ne yapıpsan inşallah? Ne hazırlayıpsan? Valla tavuk teşribi inşallah. İyi afiyetten daha. Çökmedi. Çökmedi tavuk teşribi işte bulardı. İhirlikten, can sağlıktan. Bak bana hayatım bırak yine. Sağ ol hayatım var olasın. Memnun olduk. Biz memnun olduk. Sesi duyduk ve programımıza katıldık uça. Memnun hayatım. Teşekkür ederek Muhammed Annası bize katıldı. Yavaş. Bunu bir tarafa aldık. Dünen de bir arkadaş biraz bazı sorular süremiz yetmezse yarınsı gene açıklarız. Dünen arkadaş bizden gözlü çifte tarifi. Evet. Yani biz diyoruz aşta çifte aşta zıvka aşında yine tamata aşında. Onu da aktarım. Var kabak aşında deyler. O da olur. Bayaz aşta bayaz. Da çok hoş olur. Şariye, nohut, bırakasan. İşte 5-6 çeşitli var. Çeşitler var. Biz de onu bir basitçe ablamızı açıklayalım. Dünen biraz kusurumuz afiyle, süremiz yetmedi. 3 bardak burgula, 3 bardak yarmaya, 1 bardak burgul. 3 bardak yarmaya, 1 bardak burgulu suda dillendirirsen, çok da suyun bırakmazsan, tuzunda sepesen. Sevan da biraz kimyon sepsin hamrına. Ondan sonra bunu tamamen yoğursan, 2-3 defa yoğursan, ne kadar yoğursa o kadar güzel olur. Yoğurandan sonra gelsen bunu iç harçısını yapasan. İç harçı da eti, kıymanı yani kızardasan bir çayla soğanla ve baharat bırakasan. Karabiberdi, çifte baharatıdır bir yani. Baharatı da her zaman diyorum arkadaşlar, baharat bırakmak size bağlıdır. Herhangisinden gevlüs çekse ondan bırakın. Tabak baharatının da çok lezzetli kubba, özel kubba baharatı var. Her markette de var, ondan alabilirsiniz ve iç harçına bıraksanız inanın ki çok güzel olur, çok lezzetli olur. O ahır eluden pirincin güzel de, olur. Pirincin de, sağ ol, pirincin de neden gözlü diyarız? Pirincin de ibidirik. Şorbasını da nece yaparız? 4-5 adet sarımsağı kızardırız. Zılkı, zılkaşını çok severim. Çok severim. Zılkı hurda hurda doğrayıp ve şeyi getirirsen, şalgam mevsimi var ise, var. Şalgamında, hurda hurda, minikimlik doğrayasan, suyun, domates salçasını kızardasan, suyun verirsen, kaynar, güzelce katı olanı yakın. Bu çifteler uz yumurladıkça uz, tencereye bırakırsan, bir hafif dolantırırsan, çatlamasın. Bir telefon bağlantımız var. Teze Hurmatı'dan Murad Efendi, buyursun. Alo, buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. İyi selamlar. Sağ ol, Ramazan'ın hayırlıydı inşallah. Vay, hayırlı olsun. İkiden beraber. Sağ ol. Ramazan nece geçirir şeyde, tezede? İnşallah güzel gelirir.
İnşallah, inşallah. Allah'ın fazl-ı kereminden inşallah iyi gelirim. İnşallah xeyirlikten, can sağlıktan üzerimize geçer. Allah razı olsun. Ecmaim ya Rabbi. Sağ olasın. Buyurun, abla, bir soru var idi. Abla, bir soru var idi. Necə? Bir sualım var idi dedim. Buyurun. Mustahinen istedim sorum. Bağım tabiri necədi? Neyin tarifin? Hummus bitahinenin. Hummus bitahina, tamam. Arkadaş da senden önce onun da tarifini istedi. İnşallah indi açıqlarım sizce. Vay Allah razı olsun. Yarabbim, dünyaya da ruhsuz durasan. Sağ olasan. Çok memnun olduk senden katıldığı için. Buradan da vay, programımızdan saygı ve selamım tüm teze halkına. Ve bizi her yerden izleyene. Teşekkür ederiz Murad Efendi bize katıldı. Her yerden bizi izleyene, dost formatıdan, tezeden, Çarçış'tan, yurt dışından hepsine saygımız ve selamımız. Arkadaşlar bizden Murat Efendi'den önce bir arkadaş da aynı şeyin hummus bitahinanın tarifini istedi. El ve sağlık. Buna ihtiyacımız kalmadı. Bu kadar yeter. Güzel süslemeği kaldı. Onu da yavaş yavaş yaparız. Gelin hummus bitahinanın tarifini verelim. Hummus bitahinanı arkadaşlar diyorlar beçe nohuttan yapılır. Ama her zaman lokantalarda, matamlarda hummus bitahinanı makaşardan yaparız. Makaşarı beçe xarık tamamen suda dilantırır. Ne kadar dilense o kadar daha güzel pişer. Tencereye bırakırız, bol suda bunu haşlarız. Bol suda haşlarız, tamamen suyun çaktıkça pişer. Ne kadar pişsin, azirsin tamamen o kadar güzel gelir. Ondan sonra 3 diş sarımsak, yarım bardak limon, yarım kasede edebilirsen tahin bırakasan bunu el kitrek meçineye vursan çok lezzetli olur. Her zaman da hummus bitahinanın püf noktası bunu kar vururuz özne. Kar vursa güzel yeder ve rengin bayasa çaldırır böyle. Mubayıdı da var, atlardan da saatala edebilirsen, alasan. Bir telefon bağlantımız var, Nazlı Hatun, Hay Askeri'den bize katıldı. Buyursun. Alo, selamun aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar hayatım. Sağ ol, sana da hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar inşallah. Sağ olasın hayatım, misafirize ederim, hoş geldin. Hoş buldum, sağ olasın. Zahmet olmasa abla hayatım çökmenin tarifini istedim. Çökmenin tarifin? Böyle. Gözümle, şimdi açıklarım saati. Yapın, sağ olun. Bir gün çökme yapsan tatlı çökmedi inşallah. Telefon hatımız kesildi. Arkadaş bizden çökmenin tarifini istedi. Çökmeni de tabii ki yaptık, çok güzel oldu. Her zaman arkadaşlar diyorlar, neden yaparız imşah çıxırı? Hiç imşah çıxmadı, çok lezzetli de oldu. Kuru olsa tatlı. Çok lezzetli oldu. Çok. Her zaman biz de diyarız, yapandak diyarız, biraz böyle kuruluk olsa içinde daha güzel olur. Bana Essel çok memnun oldum. Bir şey değil. Allah'tan memnun hayatım. Yağı bu tarafa getiririm ve Nazlı Hatun çökmenin tarifini veririm. Çökmeni necə yaparsınız? Çok kolaydı. 1,5 bardak una. 1,5 bardak pardon, 1,5 bardak una, 1,5 kaşık nişasta. 1,5 kaşık sıvı yağ. 1,5 kaşık şeker. Hatta unutmayasınız. 1 kaşığın içinde tuz bırakın. Bunu güzelce yoğurun. Aldığı kadar su çok hafif olmasın, çok da katı olmasın. Aynı kek hamuru gibi olsun. Bir kaşık da maya, kuru maya. Ne kadar bunu bekletseniz o kadar güzel olur. Bir streçleyle vurasan bunu böyle bir tabağın yanaşasında bırakasan. Ha, o sıcaklıkta kavarı güzel olur. Manito, bol yağda her zaman diyorum çökmeni biraz böyle tencerede kızartsak kazanda daha güzel daha olur. Güzel olur. Yağı bol olur. Yavaş yavaş bir kaşık yardımıyla kaşığı
sıvı yağında ıslatır ve el yardımıyla şu şekilde al, şerbetini de yap, önceden buzdolabında kaldır. Bir telefon bağlantımız var, Zeynep Hatun buyursun. Benim suyusuz. Alo. Suyusuzum. Alo. Alo. Buyurun. Suyusuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir sorum olacak. Tamam. Önceden Ramazan'ı kutlu yağın. Hayırlı Ramazan inşallah. Size de hayırlı Ramazan. Hayatım. Buyurun ne sorsan. Sağ ol. Bir şey değil. Bu İstanbul Sağolun tekbirlerini istedim. Görmedim. Karbo sönmüş yedim onun. Kanatı? Böyle. Daha çok var ama sağ olsun gözümle. Her o sağlığı bu yamakları etmem. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok memnun olduk arkadaş programımıza katıldığı için şorbanın pirincini ilave ederek ve yaptığımız kanatın tarifini veririk. Dedi tetbilesi nece yaptığımız elektrik sönüptü ona yetişmeyipti. Tavuk kanatın pek yakadık, ucularında çastık, geldik bir kasede sos yaptık. 2 kaşık yoğurt, 2 kaşık domates salçasını bıraktık. 2 tatlı kaşık tuz, 1 kaşık çay kaşığı karabiber, biraz paprika acılı bıraktık, biraz da tatlı bıraktık. Biraz da pul biber bıraktık. Ondan sonra dedik bu tabii ki bıraktığım baharatlar hepsi tabağın baharatıdır. Çok lezzetlidir ve çok iyisidir. Dedik ondan sonra edebilirsiniz. Tabak baharatın güzel tavuk baharatı var. Ondan biraz eklesiniz, çok lezzetli olur. Bunu karıştırdık ve bir kenarda beklettik. Bunu geceden yapsal daha da güzel olur. Ondan sonra biz bir gün ocağın üzerinde pişirdik. Edebilirsen fırında pişirsen özün. Edebilirsen mankalada aynı bu tetibilerini. Ve edebilirsen bizim pişirdiğimiz çimin tavada ocak üstünde pişirsen. Telefon bağlantımız çok olduğu için sohbetimiz kesildi. Ey hatun, avarçı yemeklerden ne yadı ve geldi, ne yapardınız, analarınız? Analarımız eski yemekleri şey yaparlar, burgul yaparlar, dögüme ederler, karaharman ederler. Karaharman, onu da yazmışım inşallah yaparım. Geleneksel yemeklerimiz çok hoştu. Kışta tarhana ederler yavaşça, çok hoştu. Tarhananı da annem çok güzel yapar. Ben de annem çok güzel yapar. Buradan anneme selam. Annem çok güzel yemekler yapar. Ben de annem Allah affetsin. Allah affetsin. İnşallah mekanı cennet olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Her harda yemek yesek, her ne de yapsak, ha annenin yemeği kimin olmaz? Çok lezzetli olur. Annenin yemeği çok lezzetli olur. Daha şeyde ne hatırlasan, halim de hoştu. Halim, ha. Şeyde yapardık. Keşkek, nohuttan, etten. Biz burgulu şeyden ederek, tepsiden ederek. Tepsiden, ha patlıcan tepsisinden çok güzel çok, geldi. Çok güzel, çok lezzetli çıkar. Avarçıların da tatlılar da ayrıydı, farklıydı, yok idi böyle şeyler. Çöpmeni her zaman yapardılar. Her zaman yapardılar. Annem her vakit yoğurt bırakardı çöpmeye. Yoğurt. Yoğurt da lezzetli eder özün. Ama bir az imşak eder özün. Valla biz bilmem çok tatlı lezzetli çıkardı anlamı. Avarçılar nişasta bırakmaz mı? Yok yok bırakmaz. Şimdi biz bırakırız nişasta. Çünkü biraz böyle güzel olsun. Şimdi var yani şey, humura koymalar yani. Kavartma tozu da koymalar yok. Yani olur. Cahiz o dakika edirler. O dakika. Yani gelmesin. Tabak baharatında bir şey vardı. Çöpme hazır. O da hoştu. Onun da suyu sıvı yağısın, bıraksan, yoğursan hazırdı. Muhallebini istirdim sorum senden. Hemen abla. Muhallebi. Muhallebi ya diller şeyi koysan krem şantin. Krem şanti koysan muhallebi ya. Olandan sonra böyle bir kez istemir özüne gelsin gözlü oldu. Söndürdü. Söndüründen sonra ha krem şanti koyarsan makineye vurasın yüzü. Çok güzel gider. Ama sönenden sonra. Sönenden sonra ha. Olmaz yani. Yok yok ateş üzerinde olmaz. Çok o çok lezzetli çıkır. Biz edende bir gün kalanda sulanır. O sulanmır. Mühallebi.
Krem şanti bırakandı. İyi. Ha, çok lezzetli oldu. Krem şanti de oldu. Ben her zaman ne derim? Muhallabini yapandan sonra, söndürenden sonra şey bırakırım. Krema. Kışta. Kışta. Ha. Çok güzel oldu. Yo, ben bir kez kere yağı bırakırım özüne. O bir kaşık. Bir kaşık. Bir telefon bağlantımız var. Sarı arkadaşımız. Sarı Çöpürlü, buyursun. Alo, buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. İyi akşamlar abla Hayatım. İyi akşamlar, iyi Ramazanlar. Programa da hoş geldiniz. Ben de iyi Ramazanlar. Benim abla künafe tarifi istedim. Künafe tarifi. Tamam, gözümle. Bir gün künafe yapacaksan inşallah. Ramazanınız kutlu olsun. Orduyuz kabul olsun. Amin ecmain cümlemizin. Bir gün inşallah künafe yapacaksan. Ha inşallah. İnşallah hayırlıktan yapasan. Neyden haziyetsen yapasan? Peynirden, yanda muhallabiden. 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 Tamam. Onu indi açıklarım sağcı. Sağ olasın bu hayatım. Sağ ol. Memnun oldum programa katıldığı için. Sağ ol. 24 saatten programı bakırım. Baştan göz üstü. Sana bir de her yerden bizi izleyene. Teşekkür ederiz. Arkadaş katıldı bize. Bizden künafanın tarifini istedi ama muhallabili dedi. Muhallabili olsun. Künafe hamuru her markette satılır. Onu alasan. Künafe hamuru yen dedikliyesen yen de bıçaktan bence doğrasa çok güzel gelir. Künafe edipsen, yok. Yapıpsan, bıçaktan yok. Hayır tamam. Etmemişim. İçeri yap çok güzel gelir. Biz her zaman bir arkadaş, Allah razı olsun, alıştırdı bize künafanın yapmağı. Arkadaşımız Nidar elden doğrar özüm, çok güzel geldi. Künafanın her zaman çile unu var, portakal rengi var, beyazı da var. De bilirsiniz, beyazın yanında o portakal rengin alasız diye de doğrayasız ve tereyağında tamamen yoğurasız özün. Yani katasız özün, tereyağına kablansın. Tamam. Künafe de çok nazik, daha orduğuyla kurur. Kurur. İstemem bunu sorum sen. Neden kurur? Kurur biraz hafifti, hafif olduğu için. Bir şeyden de sonra yani hep kurur kaldı. Yok, bir şeyden sonra indi bir püf noktası var, onu açıklarım. Onu istedim. Hatta ki kurumasın gözümle. Gözü sağ olsun. Künafe hamurun dedik, tereyağını buladık. Munita muhallabisi ne diye bağın? Her zaman 3 kaşık dolu yemek kaşığı, yani tepeleme nişastaya. Bir bardak süt bırakasan, onu şekersiz tabii ki sulu ocağın süt. Üzerinde. Sulu süt, ha, onu önceden dedik, ocağın üstünde muhallab yapasan, söndüresen, savmadı, savyandan sonra ne desen, kakasan, şeyin bırakasan, kıştasın bırakasan, şeker hiç bırakmaz özne. Kıştaydan tamamen çalasan, çalasan kremalı olur. O hamuru yoğurduk şeyden, tereyağıydan, onu çiğe bölesen. Yarsın, bayraksa, siniye bak neyden yapsan. Yarsın da çiğe vuresen, yaptığı muhallabini ortaya bırakasan. O bir yarsını da üstüne elden bastırırsan ve fırında pişirirsen. Fırından çıkar, şerbeti sağlıktır. Şerbeti üzerine gezdirdiğinden süslemeden önce, tabii ki fıstıktan süslenir. Badamdan süslenir, Hindistan cevizinden o size bağlıdır. Süslemeden önce ne desen? Bir laylona uğrasan özün, öz buharı girsin içine, o zaman kurmaz. O da püf noktada. Şeker. Bir telefon bağlantımız var. Derya Hatun, Çatçiş'ten bizi arıyor. Buyursun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Sen güzel var. Sağ ol, sen güzelsin. Hayatım. Hayır, Ramazan olsun inşallah. Var olasan, Ramazanımız da hayırlıdır. Musafırla da hoş gelin. Hoş bulduk, sağ olasan. Sağ ol. Hayırlı hayatım. Ramazanlar olsun. Ettiğim köpmeni dünen yaptım. Çok çok güzel çıktı. Ey Allah'a şükür, tamam çıktı, güzel çıktı. Çok çok güzel çıktı, aynen yani. Böyle köptü de, yani çok çok eller var sağlık. Bir gün üstüne Yahudi çiftesi, Hanan Hatun. Yahudi çiftesi, onu böyle pirinçten eti dögülü. Tamam, onu da bilirdim, yapmışam da suyadımda kalmayayım. Zeynep bir kez şey olur. Şimdi açıklarım Sağçı. Elve de sağlığım yaptığı.
çöpmeye. İnşallah çiftten de yapasan daha da güzel olur. İnşallah. İnşallah. Erva sağlık. Allah imanı versin. Amineciğim. Ben memnun oldum. Programa katıldığı için. Arkadaş bizden Yahudi çiftesin. O da geleneksel yemeklerimizdendir. İyi, çok güzel. Bunu çokluk Mısır halkı yaparlar. Ellerinde çok güzel gelir. Buradan da saygı ve selamım Mısır halkına. Her Musullar zaman, özü çiftede şeydir. Zengindi, güzel zengindi. Güzel lezzetli yemeklerden. Burgul'dan Mısır telaffer halkı çok güzel yapar. Dögümeni, burgulu. Bu Yahudi çiftesin. Onu indi açıklarız. Bir yaptığımız tatlını kısaca hatırlayaq nasıl yaptık. Dedik, tabak şirkasının güzel pudingleri var. Onu erittik. Pudra şekerlerini de bıraktık. Şimdi kavama gelince karıştıracağız ve güzel kabda süsleyeceğiz. Yahudi çiftesine gelin. Yahudi çiftesinin biraz meçhine de ihtiyacı var. Sağ ol, sen de yoğurtturun. Yok, bir şey değil. Yahudi çiftesinin birinci yağını. Birinci yağarıq, suda dilantırıq. Ondan sonra meçhine yoğuruq özün. Birinci kadarıca et vururuq. Yani bir kilo pirinç vursak, bir kilo da et vururuq. Etimiz de tabii ki kızıl da olsa, özü kıyma meçhinesinde yağsız olur. Yağsız. Çünkü bu kablıq olur. Yani çiftanın yazısıdır, içarçısı da, dişarçısıdır. Kıymamızı vururuq pirinçten birlikte ve tuzun bırakırıq. Bu gelimin içi içarçı hazırlarıq. İçarçısı da et olur, soğan olur. Sevin de biraz çerağız bıraksın. Yine de bazı çok çişmiz badam bırakır. Badam. Baharatta biraz darçın çok güzel geliyor özüden. Bir yani baharatı, darçın. O yoğurduğu hamiri etten, yani eti hem iç harçına hem diş harçına hamire giydirir. Yoğurduğu hamiri de top top yapasan. Gelirsen etten doldurursan özün. Kıyma tamamen sağır. Çünkü bu pirinçte biraz naziktir. Kıyma sağır. Açılır. Tamamen yoğururuz, el vururuz, savuyup ondan sonra iç harçıdan doldururuz, top top yaparız. Saray küftesi için. Saray küftesi. Bunun için de aş yedirik. Her zaman tamata aşında güzel olur, gözlü. Pirinç aynıca indi bittik, pirinç ibidirik. Önceden soğanı kızartırıq, domatesi de çüp çüp doğrarıq. Ondan sonra domates salçasını kızartırıq. Suyun veririk, kaynar. Yavaş yavaş bunu yumurladı, sineye bıraktı. Tekrar elden yumurlayasan ve tencereye bıraksan. Çok nazikti. Ama etçe tutar özün, hiç açılmaz. Bir tahta kaşıktan dolantırsan güzelce. Ve beklesen pişince. İnşallah yapasan ve afiyette yesen. Hay vasıtı bölgesinden bir arkadaş bize katıldı. Buyursun Zeynep Hatun. Alo, selam aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah ve berekatuh. Hayırlı Ramazan olsun. Sağ ol, sizinle beraber sizinle Ramazanınızı kutlarım. Amin cümlemize. Nece geçirir Ramazanınız? İnşallah güzel geçirir. Elhamdülillah, elbize var olsun bu güzel yemeklere. Ve misafirinizi de derim, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olsun. Hayırlı Ramazan olsun üzerimize ya Rabbi. Amin. Buyurun hatun, bir soru var idi. Güzel abla, sütleş tarifi ne diyorlar fırında? Neyin? Sütleş tarifi. Sütlaç, sütlacı da tarifin indi açıqlarım sağlıcı. Fırında olsun abla. Fırında, tamam biz de her zaman fırında yaparız sütlacı. Eyvallah. Çok memnun olduk programımıza katıldığı için. Sütlacı da indi sağlıcı açıqlarım. Sütlaç da çok kolaydı, yapmağı çok sevildi. Birinci yağı yesen, yarım bardak birinci yağı, suda dilantırırsan özün. Tamamen suda dilantırırsan, elden ezesen özün. Biraz ne kadar azilse o kadar güzel gelir. Gelirsen süt, 2 bardak süt, tencereye bırakırsan, sütü yavaş yavaş sıcak olur. Birinci bırakırsan, bir bardak suda bırakırsan, yavaş yavaş önceden pirinci biraz imşak olur. Tabii ki suda dilantırıpsan ve elden azıpsan hızlı pişecektir. Baktı pirinci biraz
bişdi, imşaq oldu. Gələsən şəkərin bıraxasan. Şəkərin bıraxasan, vaniliyə də bıraxasan. Vaniliyədən çox güzəl olur. Ondan sonra qarışdırırsan, ayrı bir tərəfdə də nişasta əridibsən. Nişastanı da biraz xəfif orasan. Devamlı şəkildə əl çəkmədən qarışdırırsan. Güzəl qalamın alıb, küçük kasələrə, yəni də silifon qablara bıraxasan. Bunları və fırına yollasan, fırını da çox üskək olmasın. 180 dərəcə çox yetərlidir. Fırına yolladı, hızlı şəkildə üzü qızarı, diqqətli ol, çox qızarmasın. Onu da çıxardandan sonra edə bilirsən, biraz bal gəzdirəsən üstünə. Cevizi olub, Hindistan cevizi olub, süsləmək üçün yenə də aynı öz şəklində bıraxasan. Çox güzəl olur sonunda, inşallah yapasan və afiyetlə yesən. Sütlə cavabıbsan xatun? Yox. İş çox xoşdur. Kolaydı da yapmağı. Bilmirəm, yani şeyin bilmirdim, qadirin bilmirdim. Yani şəkərlə bıraxasan, sütlə bıraxasan bunu bilmirdim. Çox kolaydı. İnşallah indi bildim. İnşallah yapasan. Çox güzel. Ramazan sağlıq. 30 gündür, her gün bir tatlıya ihtiyacımız var. Oradan o bayrak sıvarsa çok memnun olam. Gördüğünüz gibi tabak şerikasının çok güzel pudinglerini yaptık. Kolay bir şekilde. Aynı vaxtda da çox ləzzətlidir. Umarım siz de yaparsınız. Burada da şorbamız güzəlcə bişirir və tavuğumuz da aynı vaxtda bişirir. Şorbanı qapaldırıq. Şeydə yapasan pizzə poğaça, belə süxurluqçı. Çox güzəl gəlir. Süxurda qızdırırsan. Çocuklar da sevirlər. Çox sevirlər. Çox sevirlər peynirli. Şey də sevirlər. Mənim yox, peynirli sevməzlər. Mənim kızım çox peynirli sevirlər. Yox, tavuq malı. Peynirli yap mənim. Peynir, maydanoz. Tavuq malı da xoşdur. Tavuq malı. Sebzə malı da çox xoş olur. Sebzə malı. Sebzə malı. Yapsan çox xoş olur. Şey malı edirlər. Spinaq malı. Spinaq malı. Spinaq malı. Çox tatlı olur. Çox xoşdur. Türk mutfağı da her zaman yapılır. Çoxluq türkülər. Çox xoşdur. Mən doğrusu çox sevməz idim. Bir-iki dəfə yaptım. Baxdım, çox ləzzətli oldu. Çox ləzzətli. Spinaq malı. Mən də yapmazdım. Türkiyə gidəndə qahvaltı etdim. Bəgəndim. Hə, bəgəndim. Gördüğü gibi çok hoştu bu dingi, çok lezzetliydi. Şey malısı da hoştu, patatesin. He, patatesi de hoştu. Çünkü doğruyasan, aynı kızardasan. Kızardasan özü. Şeyde, bezelye, karşık bezelye. O da hoş olur. Sebze malısı. Bir defa yap sebze malısı. Sebze malısı. Patates çüp doğra, bezelye de havuçtu. Bunlardan birlikte kızar, çok lezzetli çıkar. Süsləməğə gəldik. Buyurun, süsləməmlə. Əlvində ləzzəti qatırsın. Sağ ol. Əlvün ləzzəti çox qatlı olur. Sağ ol. Əlvə sağlıq. Sənim də əlvə sağlıq. Sağ ol. Çox güzəl çeşitli yeməkləri anlatırsan bizə. Çox sağ olasın. Biz hər zaman bu millətə xizmət çağırıq, güzəl-güzəl yəngi qaxan qızlarımız var, gənc qızlar var, bilmirlər. Yəngi evləniblər. Yəngi evləniblər, həzi edirik onlarda, öqrənsinlər, güzəl yeməkləri mutfaqlarında yapsınlar. Bu da tabaq şərkəsindir, çox güzəl süsləməkdir. Pastaları, kekləri, pudingləri edə bilirsiniz. Bunu da marketdən alasınız, bu güzəl. Süsləyəsiniz. Əlvə sağlıq. Sağ ol, Allah razı olsun. Tatlımız da hazır oldu. Burada da tavuq qanatım bir tərəfə gətiririk, bişdi. Diqqətli olluq, suyun çəkənə qədər dibə çalmasın. Mən heç sevməm yemək dib çalsın. Bəs yərpaqda xoşdur. Heç yomam, yərpaqda da. Mən bəli, yərpaqda sevərəm.
turşolar. Sebzeler ver, sevmem. Turşolar. Sevmem valla, her zaman yaparım. Sevmem şey olsun. Bu da arada dilim dilim doğrasam memnun olam. Yok, memnun. Tava kebabını da yaptık seyircilere. Soframızı güzel süslerken bir kısa bir araya gidelim. Tekrardan görüşürüz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Aziz gönül dostlarım, sofranı güzelce süzücü süsledik. Yaptığımız yemekleri servis kaplarında gördüğünüz gibi güzelce bezettik. Bir kısaca yaptığımız yemekleri seyircilere hatırlayalım. Tamam. Burada tava kebabı yaptık. Tava kebabı için 500 gram dana etini dedik. %30 biraz yağlı olsun. Buna 4 kaşık galette unu yendiğinde bulmasanız bayit ekmeği döküp ve baharatların pul biberi bırakasız. Çok güzel olur. Bunlara bir demet çerezi hurda hurda doğradık. Bir patates rendeledik, 2 adet kabak, 2 adet soğan, bunlar rende yoğurduk. Ondan sonra kalktık özne, baharatlarını da bıraktık. 2 kaşık, 2 tatlı kaşığı tuzydı ve tabak şerikasının güzel lezzetli baharatlarından pul biber, acılı paprika ve tatlı paprika, karabiber de bıraktık. Biraz da dedik. Tabak ve şerikasının kebap baharatları var. Bir kaşık da ondan bıraktık. Çok lezzetli olsun. Geldik de en sonunda bunları hep birlikte yoğurduk. Sonunda ne kadar ona ihtiyacımız oldu, o kadar un aldık. Ya iki avuç aldık. İhtiyacına göre. İhtiyacına göre kıvamına, güzel kıvama gelince yoğurduk ve güzel bol yağda, sıcak yağda kızarttık. Gördüğünüz gibi budur. Umarım siz de yaparsınız. Çok lezzetlidir. Yanında da tavuk kanadı yaptık. Tavuk kanadı için önceden bir sos yaptık, hazırladık. Sosumuz da neydi? 2 kaşık yoğurduydu. 2 kaşık domates salçasıydı. Karabiberiydi, pul biberiydi. Ve güzel baharat tabaktan vurduk. Dedik, tavuk baharatları var. Ondan da bıraktık. Paprika da bıraktık. Biraz da acılı bıraktık. Dedik biraz keskin olsa daha keskin, lezzetli olur. Bunları 4 kaşık sıvı yağı da ilave ettik. Karıştırdık. Biraz beklettik. Ondan sonra tavada düzüp ocağın üzerinde pişirdik. Öz yağında kızardık. Biraz da su bıraktık. Pişince. Bir bardak. Gördüğünüz gibi bir bardağı, 1,5 bardağı. İşte hızlı pişer. Tavuk kanadı da tez pişer. Tavuk kanatında süzücü açıkladık. Gelen şorbamıza bir gün dedik. Geleneksel yemeklerinin birini yaptık. Gözlü kabak açıp kabağı, kabuğunu aldık, yıkadık. Minik minik doğradık. Önceden 4 diş sarımsağı doğradık. Ondan sonra doğradığımız kabağı da yağda kızarttık. Monito bir kasede pirinci suda eritmişydik. Onu elden de ezdik. Kabağımız kızarından sonra sarımsaktan birlikte domates salçası ekledik. Ondan sonra 2 bardak dedik domates purası var. Domates purası da dediğimiz domatesi yer rendeliyasız yanında el kitrik meçinede ezersiz özür. O çok lezzetli eder her zaman şorbaları, duruları domates olsa. Domates. Ondan sonra bir kaşık salça da koyasın. O da ola. Bırakasın üzerine. Bıraktık da zaten. Hı. Önceden biraz kızarttık özü. Karabiber de tuz ilave ettik. Şorbamız da kaynadı. Kaynayana sonra ezdiğimiz pirinci de ekledi. Tencereyi kapattık, güzelce pişti ve kapta bıraktık özü. Tatlıya da gelir. Tatlımız da dedik, tabak şerikasının çok güzel pudingleri var, şokolata tadıyla. Onu bir gün yaptık. Gördüğünüz gibi hem hızlı hızlı hazırlanır, hem de aynı vakitte çok lezzetlidir. Bunu suda eridesiz, yan suydan, yan da sıvı sütten edebilirsiniz. Karıştırasız ocağın üzerinde
Şekerinde aynı tabak şirkasının pudra şekerleri var. Ondan eklerde her zaman diyorum tatlılarda pudra şeker çok güzel gelir. Karıştırdık güzel kıvamına gelince ve kapta süsledik özüm. Süslemek için de hem Hindistan cevizi hem de kek süslemek rengli güzel şekil verdi özüm. Tabak şirkası. Herkesi de tabak şirkasından onu da bıraktık. Bugün yaptığım 4 çeşit yemeği inşallah beğenmiş olasınız ve aynısını mutfaklarımızda yapmış olasınız. Hatun sana da çok çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben memnunum, sağ ol bu programa katıldığım için. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ramazanımızın da hayırlı olsun ya Rabbi. Amin inşallah cümlemize de sana da inşallah. Sağ ol. Çok tatlı yemekler yeten el ve sağ ol hayatım. Allah razı olsun. Elin de dadı lezzeti katıldı. Sağ ol, var olasın. Sağ olasın. Bu da tabak şirkasından sana bir basit armağan. Sağ ol, çok memnun, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol hayatım. Sağ ol. Aziz gönül arkadaşlarımız, benimle misafirim birlikte programın sonunu veririz. Programın sonuna geldi. Yarın daha lezzetli, daha çeşitli yemekler ve aynı bir değerli misafir gelecekti. Her zaman izleyin bizi ve hiçbir yere katılmayın ve gitmeyin. Buradan yarına kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.